Ehliyet ve ruhsat lütfen. Ehliyetimle ruhsatım İstanbul Film Festivali'ne gittiler. Felicini'nin filmi varmış. Sen ne soracaksan bana sor. Ben kendilerine iletirim. Oho, sen bir de sarhoşsun. Sarhoşum. Ama bahar sarhoşuyum. Ya ben bahar gelince böyle olurum biliyor musun? Zoruna gibi oluyorum. Sen ne yap biliyor musun? Sen beni görmezden gel. Sen beni görmemiş ol. Tamam mı? Ben de seni görmemiş ol. Ben zaten burada piknik yapacaktım. Yani düşmeseydim eşekten piknik yapacaktım burada ben. Piknik hazırlıklarına şimdi başlayabilirim. Piknik falan yapamazsın kardeşim. Niye yapamıyorum burada piknik? Aybettin dedektifnik. Yaparım. Bal gibi yaparım. Bildiğiniz gibi baharda insanlar genelde piknik yaparlar. Ben de insanım. Baharda geldiğine göre piknik yapmak benim de en doğal hakkım. Her insan gibi ben de pikniğimi yaparım. Oh, mis gibi hava. Yemyeşil çimenler. Allah! Tabiatla baş başa. Malzememiz hazır. Takılma orada. Sen de yanındaki arkadaşını al da gel. Benim çilingil soframa katıl. Benim yanımda kimse yok ki. O zaman sen de birinci tekil şahıs olarak katıl. Allah Allah. Niye senin yanında kimse yok ya? Polisler cevriye olarak gitmiyorlar mıydı? Ne cevriyesi ya? Ya o cevriye işte böyle polislerin ikili gruplar halinde dolaştıkları, yani ikili grup polis birimi. Ha, devriye diyorsun. He, devriye. Tamam yaşa. Onun bir de fosforlu devriye çeşidi vardır. Fosforlu devriye, yani devriye ekipler böyle, devriyeler fosfor yakıyorlar, çakıyorlar buralara böyle. Böyle karanlıkta görünsün diye. O zaman fosforlu devriye oluyor onlar. Bak şimdi fosfor dedim de aklıma geldi. Arabada balık var biliyor musun? Yer misin? Yemez misin? Yer misin, yemez misin? Ulan yer misin, yemez misin, bunlara bir giriş çıktım ben. Abi ya, hatta alan üsküdarı geçti, ben burada hala konuşuyorum. Ya bir şey diyeceğim bak şimdi bu. Buraları niye üsküdar demişler? Yani bunların üst tarafı dar mı oluyor? O dediğin üsküdar değil canım. Üsküdar. Üsküdar? Ha, boş ver abim be. Altıda bir, üsküde bir, ne olacak ya? Hepsi bizdir, dört başı memur bey, takma kafana. Senin ekibin niye yok abi ya? Bak, ekibin gerçekten yoksa benim yerde bildiğim çok ucuz bir ekip var. Kelepir, onu kap, ekibin olsun. Yoksa senin ekibin vardı da sen ekibi ekip mi geldin? Valla ne iş ya, aynalı numara. Ekersin, ne ekersen onu biçersin. Değil mi şimdi, bir ekip ekiyorsun mesela, bir sene sonra 10 alıyorsun. Ekip 1 10 veriyor. Bazıları bir koyuyor, 3 alıyor. Bazıları bir koyuyor, 20 alıyor. Gacırt götür. Sen mütevazı bir koyuyorsun, 10 alıyorsun. Sigara alır mısın abi? Alırım. Heh. Git en yakın bakımdan al. Çünkü bizimki bitmiş. Yeter artık kardeşim, sus. Alkollü bir şekilde araç kullandın, sana ceza yazacağım. Yok ya. Ceza mı yazacaksın? Ne cezası? İspatlayamazsın gibi bir şey abi. Ben burada şimdi arabada mıyım? Ben burada çıkmış bir alanda pikniğimi yapıyorum. Derim ki Hakim Bey'e, Hakim Bey derim, bu memur arkadaşın, bizim dedektif Nick'in başına bahar vurmuş derim. Bana derim orada açıklıkta böyle otururken arabadaymış muamelesi yapıyor derim. Şimdi kapını işlet bakalım Hakim. Sana mı inanır, bana mı inanır? Tabii ki bana inanır. Sana inansa inansa Kadir inanır. Kadir bizim mahallede bakkal. Böyle her şeye inanan bir tiptir. Allah Allah. Kardeşim sen benim başıma bela mı geldin? Selamun kablen. Ben değil, sen geldin abi. Kayıtlara aynen böyle geçecek. Ben burada oturmuşum. Efendi efendi pikniğimi yapıyorum. Beyaz peynirimi açıyorum. Sen geldin baharda göçmen kuşlar gibi kondun dalıma. Hani bugün de bana gelen gelen, ha. Bir geliyorlar bir geliyorlar. Üstüme geliyorlar. Aslında arabada olmasam arabama kadar gelenleri ayakta karşılayacağım. Buyur abi diyeceğim, hoş geldin diyeceğim. Şeref verdin diyeceğim. Çap çup belki de öpeceğim icabında. Ama hiç arabadayım, sürüyorum yani. Seyir halindeyken geliyorlar. İnsan gelirken bir haber verir değil mi? Ulan bari bir el et, bir haber ver. Pat diye çıkıyor karşıma. E ne yapacaksın tabii? Ne? Nesi var mı abi? Pat diye çıktılar yani. Birilerin çaktı. Çıkı çıkı yaptı. Çıkı çıkı yaptı. Hakikaten çıkı çıkı verdiler abi. Öyle bir çıkış yaptılar ki yani
Ben de tabii ne yaptığımızı bilmiyorum, nefis hareketlerdi yani. Seyrine doyum olmaz. Hatta bir tanesi böyle havada üçlü aksıl yaptığı burguyla yere inip serbest serisini tamamladı. Aman ne numaralar, bayıldım abi, ben alkış. Peki sen ne yaptın? Ben oynamasını bilmem ki, ben efendi oturdum yerimde. Sadece bir iki alkış. Ya kardeşim, ezdin mi onları yani? Yok tabi, yok şimdi. Yani yenildiler ama ezilmediler. Hani sadece arabamın soğuk tamponunu aniden sıcak vücutlarında hissettiler. Vay be, ne biçim tamlama yaptım ha. Çok güzel isim ve sıfat tamlaması yaparım. Bak bir gün bize gel eve, sana bir tamlama yapayım. Yani tazı damağında kalır, parmaklarını yer. Allah'ım çıldıracağım. Kardeşim, kaç kişiye çarptın böyle? Saymadım ama hatırladığıma göre son girdiğim bir süpermarketti. Çıkışta bir kasa fişeği tutuşturdular elime de oradan aklımda kaldı yani. Süpermarkette çarptım diye. Katliam! Lan katliam yapmışsın sen! Büyük ceza göreceksin. Cin gibi memursun be. Nasıl arakladın beni? Süpermarkette araklayamadılar. Tamam, itiraf ediyorum. Hesaptan sonra şu bademi çarptım. Bir tane de yanına yeşil biber ilave. Aynen iade ediyorum. Buyur abi al. Ben de kafa atıyor, kurban olayım. Yani baharı gören 60 kentini sokağa. Nasıl kalabalık diyorlar anlatamam ya. Diğerlerine nerede çarptın kardeşim? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 17. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün her kesiminde yol yapıyordum. Artık sen hesap et. Tuzla'dan itibaren yoldayım abi. Allah! Millet yaralıdır şimdi yollarda. Gidip haber vereyim hemen. Hop hop! Memur bey yanlış istikamette koşuyorsun. Ya ben Tuzla istikametten gelmekte oldum, İstanbul istikametine gitmekteydim. Yanlış koşuyorsun. Ah zavallı, bağrı başına vurdu.